Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılımın pdf'sini alt tarafta bulunan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 5. sınıf yazılarına da hatta bütün imam hatip yazılarına da oradan ulaşabilirsiniz. Temel dini bilgiler ve siyer dahil olmak üzere. İlk sorumuzdan başlayalım. Yüce Allah'tan Hz. Muhammed'e indirilen her şeyin doğruluğunu hiç şüphe duymadan kabul etmeye biz ne deriz? İman deriz değil mi? İman. Hatta ne vardır? İmanın şartları vardır. Nedir? Allah'a iman gibi ya da peygamberlere iman, meleklere iman, kitaplara iman gibi imanın şartları vardır arkadaşlar. Peygamberimizin söz, davranış ve sahabelerinin yapmış olduğu olumlu davranışların onaylamasına ne diyorduk biz arkadaşlar? Sünnet diyoruz. Yani Peygamberimizin söz ve davranışları. Allah'a ortak koşarak başka varlıkları tanrı kabul etmeye ve Allah'ın en sevmediği günahların biri olarak hatta en sevmediği günah olarak tabir ettiği şirk idi. Yüce Allah'ın Hazreti Adem'den başlayarak son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar insanlar için gönderildiği dinin ortak adı nedir? İslam'dır arkadaşlar. Allah'ın bir ve tek olduğuna ondan başka ilah olmadığına inanmak tevhid inancıdır. Hatta kelimeyi tevhidde bakarsanız ne der? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani Allah tektir ve Hazreti Muhammed onun elçisidir der. Allah'ın yarattığı her şeye merhametli olmasına rahmet denir değil mi? Rahmet, merhamet. Bismillahirrahmanirrahim derdiğimizde bile ne diyoruz? Rahmet ve rahi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi geçtik arkadaşlar. Yaptığımız her şeyi sadece Allah rızası için yapmak, davranışlarında samimi içten olmak, yani ihlaslı olmak, ihlastır, ihlas. Allah'a verdiği her şey için teşekkür etmek ve onu övmek hamddır arkadaşlar. Hamd. Allah'ı övmek hamddır. Nimeti fark etmek, nimeti vereni bilmek, nimeti güzel işlerde kullanmak ise şükürdür arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hamd ve şükür birbirlerine çok benziyor. Karıştırabilir miyiz? Bakın şuradaki övmek kelimesi var ya. Hamd, hamdü senalar dediğimiz işte övmektir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. Kulun bütün hareket ve davranışları Allah rızası için yapmasına ihlas denir demiş arkadaşlar. Doğru bir ifadedir. Yukarıda da bahsetmiştik. Neydi? Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Kur'an Allah'ın insanlara yolladığı bir mesajdır. Tabii ki de bizim daha güzel yaşamamız için, daha doğru yaşamamız için gönderilmiş bir mesajdır. Şükür yalnızca dil ile yapılan bir teşekkürdür. Yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Neden? Mesela kalben şükür etmez misiniz? İlla dilinizle mi etmeniz lazım? Yani arkadaşlar şükür malla da şükredebilirsiniz. Allah'a kalben de ruhunuzla da ne yapabilirsiniz? Şükredebilirsiniz. Merhametlerin merhametlisi insandır demiş. Yanlıştır. Nedir arkadaşlar? Allah'tır. Yanlış bir ifadedir. Yani insan dediği için yanlış geçtik. Allah Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssalardan insanların ders çıkarmasını ister demiş. Doğru bir ifadedir. Kıssalarda bakarsanız yaşanmış olaylar ya da peygamberlerin yaşanmış olaylarından ders çıkarmamız için bize Kur'an-ı Kerim'de anlatılan önemli öğüt verici yazılardır. Kur'an-ı Kerim gönderiliş amacı Sat suresi 29. ayette şu şekilde açıklanmaktadır. Resulüm sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik. Sadece bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bir, Kur'an'a mübarek Kur'an mübarek bir kitaptır demiş. Bu ayette bundan bahsedilmiyor. İnsanların düşünmesi gereken bir kitap dursun arkadaşlar. Öğüt alınması gereken bir kitap da dursun ama Kur'an Kur son ilahi kitaptır diye de bir şeyden bahsetmiyor. Şimdi arkadaşlar burada ikisine de düşebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken insanların düşünmesi gereken bir kitap olduğundan bahsetmiyor. Ne diyor? Bakın düşünsünler ve hakkını kullansınlar ama öğüt alsınlar diyor. Yani asıl vurgulanmak istenen öğüt almamız olacaktır. İlk insan ve ilk peygamber aşağıdaki seçeneklerden doğru olarak verilmiştir demiş. Neydi arkadaşlar? İlk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem aleyhisselamdı ve eşi Hazreti Hava da daha sonra gelmişti. Hud suresi 37. ayette denetimimiz altında ve vahimizin gereğince gemi yap. Azabın kendilerinden kaldırılması için zulmedenler hakkında dua etme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır şeklinde ifade hangi peygamberi anlatıyor? öyle bir devasa bir Allah'ın izniyle yapmış olduğu bir gemi ve içerisinde dünyada bulunan bütün hayvanlardan ve bütün canlılardan bitkilerden birer örnek yani çift olarak bir dişi bir erkek almıştır ve o gemi o tufandan kurtulmuştur yani Hazreti Nuh'un gemisidir. Hatta bunu da zaten duymuşsunuzdur. İslam'ın inanç ve ahlakla ilgili bazı temel ilkeleri Çocuğuna düşkün şefkatli bir baba olan insan tarafından oğluna verdiği öğütler şeklinde de özetlendiği o insanların evladına üç defa yavrucum diye seslenerek onun şahsında her insan için büyük önem taşıyan tavsiyelerde bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar şimdi bu sureye baktığınız zaman e, Lokman aleyhisselamın e, suresi yani Lokman Aleyhisselam'ın Lokman suresi olarak geçmektedir. E, oğluna öğütleri vardır. Bu öğütler şu şekildedir arkadaşlar. E, oğlum böbürlenme, e, diktik yürüme, Allah'a şirk koşma şeklinde öğütleri vardır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar, kalem, denizde mürekkep olsa Arkasından yedi deniz daha ona katılsa Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yukarıdaki ayetten aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz? Allah çok güçlüdür, çıkarılabilir. Allah insanı çamurdan yaratmıştır. E baktığınız zaman böyle bir tabir yoktur burada. Allah'ın sözleri yazmaya yeryüzündeki hiçbir şey yetmez. Yeryüzündeki hüküm ve hükmet Hikmet olması lazım. Hükmet yazmışız. Hikmet Allah'a aittir. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Arada bir dilim sürçüyor. Böyle okuyamıyor gibi oluyorum. Saat 8'e e çeyrek var. Uzun bir ders saatinden sonra geldim. Size ders yetiştirebilmek için çekiyorum. Arada bir böyle hatalar yapabiliyoruz. Onun için kusura bakmayın. İnşallah bir sonraki gelen videolarımız daha iyi olacak. Hafta sonuna girdiğimiz için. Devam edelim. Namazın sonundaki oturuşla selam vermeden önce okuduğumuz dualardan biri de Rabbena dualarıdır. Bu dualar birinci Rabbena duası ve ikinci Rabbena duası olarak ikiye ayrılır. Bu iki durum duanın Kur'an'da geçtiği sureler ve ayetler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Neydi? Rabbena atina fit dünya hasaneten ve fil ahireten hasaneten ve gına azabenler. Bu rahmetike ya erhemen rahimin. Diğeri ise Rabbena filli vel valideye vel mü'nine yevme yekumil hisap şeklindeydi. Ve bu dualar arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerde geçmektedir. İlk okuduğumuz Rabbena Atina suresi Bakara suresi 201. ayette geçmektedir. İkinci okuduğumuz Rabbena Firli duası ise arkadaşlar İbrahim suresi 41. ayette geçmektedir. Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir? Elhamdülillah, hamdolsun, Allah'a şükürler olsun, estağfurullah. Arkadaşlar elhamdülillah, hamdolsun ve Allah'a şükür olsun şükür kelimelerdir. Ama estağfurullah kelimesi Allah'tan affolunma, Allah'tan tövbe dilenmek için kullandığımız bir kelimedir. Bir kelime daha var ona da alt tarafta bakacağız. İhlas ne anlama gelir? İhlası zaten arka tarafta da söyledik ama yine de devam edelim. Allah ile iletişiminde bireyin görev ve sorumluluklarını başka bir amaçla değil sadece Allah emrettiği için yerine getirmesi, onun memnuniyetini hedeflemesidir, sorgusuz sualsiz kabul etmesidir. Zaten ihlasın anlamıdır. Namazı zamanında kılmayı ihlas denir değil. Herhangi bir anlam yoktur. Sadece Kur'an'daki bir surenin ismi değildir. Tabii ki de ihlas çok önemlidir. Kur'an'ın tertil üzerine ağır ağır tane tane okunması da ihlas değildir. Aşağıdakilerden hangisi? Şükür ifadelerinden değildir. Hocam aynı soruyu sormuşsunuz diyeceksiniz. Bakın burada da bir kelimeden bahsedeceğim. Yine üç kelime eledik ve ne de vardı arkadaşlar? Selamun aleyküm kelimesi. Yani Allah'ın selamı üzerine olsun demektir. Şimdi ben bundan önceki çektiğim derslerin bazılarında dersi bitirirken bir kelime kullanıyorum. O da selamın aleyküm arkadaşlar Allah'ın selamı üzerinize olsun İlla derse girişte söylenecek bir şey değildir. Dersin bitimini de de söyleyebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaya önem vermeliyiz. Kur'an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahsetmez. Nedir arkadaşlar? Ne yapmamız gerektiğini, mirası nasıl bölüşmemiz gerektiğini ya da ibadetimizi nasıl yapmamız gerektiği dahil olmak üzere bütün fikirleri bize sunar. Namaz kılarken okumak için Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet ve sureler öğrenmemiz lazım. Kur'an okumak insanı rahatlatır tabii ki. Bu soruda da dediğim gibi arkadaşlar bu sınavdan beklediğimiz not tabi diğer sınavlar gibi bir çizgi iki yuvarlak yüz almanız inşallah derste bir katkı sağlamışızdır. Dediğim gibi biraz yorgunluktan kaynaklanan okuma problemim vardı ama son 2-3 soruda düzelttiğime inanıyorum. Arkadaşlar bu açıklama gibi dersimizi burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Selamın aleyküm.